Sen tamam mı? Sen. Sıra kaldı. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlarım, Saygıdeğer Hocalarım, Değerli Oda ve Birlik Başkanlarımız, Kıymetli Konuklar ve bugün çocuklarımızın mezuniyetini uzaktan da olsa dijital ortamda an be an yaşayan anne ve babalar ve birazdan mezun olacak olan sevgili öğrencilerimiz. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2019-2020 öğretim yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz. Ülkemize tam 178 yıl önce İstanbul'da Askeri Veteriner Okulu'nda başlayan veteriner vekilliği serüveninde bu mesleğin eğitimini veren ilk yüksek öğretim kurumunun günümüz temsilcilerinin mezuniyet sevinci yaşıyoruz bugün. Onlar koronavirüs salgını dolayısıyla her ne kadar sadece dereceye giren arkadaşlarıyla temsilen aramızda olsalar da global dünyanın en önemli güçlerinden teknoloji sayesinde bulundukları ortamlardan da aramızdalar. 2019-2020 dönemi mezun öğrencilerimizi şimdiden kutluyoruz. Ve sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve yaşatılması için canlarını feda eden tüm şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, kıymetli konuklar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2019-2020 öğretim yılı mezuniyet töreni başlarken Ankara Üniversitesi'nin en genç veteriner hekim adaylarını az sonra sahneye davet edeceğiz. Elbette koronavirüs salgını dolayısıyla sadece dereceye giren genç arkadaşlarımız aramızda ve şu an bizleri takip eden 200'e yakın veteriner hekim olacak az sonra yerleriyle birlikte adayımız adına ilk davet edeceğimiz isim veteriner fakültemizi bu yıl 3.63 ortalamayla 3. olarak tamamlayan Kerem İsmail Tomor. Alkışlarınıza sahne davet. Fakültemizi bu yıl 2. olarak tamamlayan isim 3
370 not ortalamasıyla Mehmet Gülçuk. Kendisi Ankara dışında olması ve koronavirüs salgını tedbirleri dolayısıyla şu an aramızda değil. Daha sonra diplomasını ve ödüllerini takdim edeceğiz. Fakültemizi bu yıl birinci olarak tamamlayan isim ise 372 not ortalamasına sahip Sibel Arslan. Alkışlarınızla. Evet, onlar geldiğinde aldılar. Az sonra iki arkadaşımızı daha davet edeceğiz ama öncesinde programımızda şimdi açış konuşmaları var. İlk olarak konuşmasını gerçekleştirmek üzere Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni içinde bulunduğumuz öğretim yılında birincilikte tamamlayan veteriner hekim, az sonra veteriner hekim olacak Sibel Arslan'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanlarım, Sayın meslek temsilcileri örgütlerimiz, Sayın hocalarım ve çok kıymetli arkadaşlar, hepiniz mezuniyet ve meslek yeni töremimize hoş geldiniz. Bugün burada 2020 mezunlarını temsilen konuşmaktan onur duyuyorum. Gönül isterdi ki ailelerimizin ve tüm arkadaşlarımızın da katıldığı her yıl yaptığımız gibi coşkulu bir tören olsun. Fakat şartlar malumunuz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerin en kısa zamanda geride kalmasını temenni eder, hepinize sağlıklı günler dilerim. Pandemiye rağmen bizi böyle güzel ve özel bir günden mahrum bırakmayan değerli Ankara Üniversitesi ailesine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Eğitim-öğretim hayatımızın 5 yıllık dönemini kapsayan üniversite yıllarını geride bırakmanın gururunu ve sevincini yaşarken burada geçirdiğimiz güzel günlerin sonuna gelmiş olmanın üzüntüsünü duymaktayız. Değerli konuklar ve kıymetli arkadaşlarım, bilimin ve teknolojinin her an gelişip değiştiği günümüzde aynı durum veteriner hekimliği mesleği için de söz konusudur. Her daim dünyadaki bu gelişmeleri yakından takip eden, ülkemizi bilimsel ve kültürel alanda en iyi şekilde temsil eden ve alanında çoğu defa ilklere imza atmış olan Ankara Üniversitesi'nden mezun olmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet'in ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi, hocalarıyla, çalışanlarıyla, arkadaşlıklarıyla, vizyon ve misyonuyla adım attığımız ilk günden itibaren bizi aile titizliğiyle yetiştiren gerçek anlamda bir akademidir. Hocalarımız her daim bizlerin yolunu aydınlatan birer ışık oldular. Bizlerle paylaştıkları değerli bilgiler ve deneyimler sayesinde önemli kazanımlar elde ettik. Bizler Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2020 mezunları olarak fakültemizin bize kattığı beşeri hekimlik insan içinse veteriner hekimlik insanlık içindir nosyonu ile mesleğimizi onurlandıracağımıza ve insana hizmeti her daim üstün tutacağımıza söz veriyoruz. Bizler elimizde bilim beşerlerimizle ilerlemekten ve çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Nobel ödüllü bilim insanımız Profesör Doktor Aziz Sancar'ın bir anekdotu beni çok etkiledi ve hayatımda da yer ettiği için sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çoğu insan zekaya inanır. Ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir. Ben çalışmaya inanıyorum. Değerli konuklar ve sevgili arkadaşlarım, benim hikayemden çıkardığım ve sizlerle de paylaşmak istediğim şey şu. Her başarı sabır ve disiplinle çalışmayı gerektirdiği kadar aile, hocalar ve arkadaşlardan oluşan harika bir ekip çalışmasını ve dayanışmasını da gerektirir. Fakülteyi böyle güzel bir dereceyle bitirmek benim tek başıma elde ettiğim bir başarı değildir. Bu başarıda ailemin, hocalarımın ve arkadaşlarımın da en az benim kadar payı bulunmaktadır. Başta eğitimimde hayatımda bana hep destek olan, güvenen, ne zaman düşsem koşarak kaldıran, ne zaman tıkansam yolumu açan aileme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Üzerimde en az annem kadar emeği olan fedakar halama, ortaokula başlayacağım dönemde sırf ben okuyayım diye 60 sene boyunca yaşadıkları köylerini bırakarak benimle gelen, bana bakan, beni büyüten babaanneme ve dedeme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an Şırnak Uludere'de vatani görevini yapmakta olan sevgili kardeşim İlhami'ye ve Milim Umut'a destekleri için teşekkür ediyorum. Bizler için, bu ülke için yazın sıcak, kışın soğuk demeden çalışan, üreten, sırtımı yasladığım koca birer dağ olan ve kızları olmaktan gurur duyduğum anneme ve babama teşekkürlerimi sunuyorum. Başarımı ve bilgilerimi sadece kitaplardan edinmedim. Alanlarında her türlü bilgi ve deneyimi aktararak bizi donatan, bizi başarıya taşıyan, bizlere anlayışla ve sevgiyle yaklaşan saygılar hocalarıma, şahsım ve tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bizlere adeta çocuğu gibi davranan, rengine, diline, kıyafetine göre değil de insana insan olduğu için değer veren fakültemizin annesi Profesör Doktor Ayşe Çakmak hocama destekleri için çok teşekkür ediyorum. 5 yıl boyunca her anında yanımda olan, çok güzel anılar biriktirdiğimiz değerli arkadaşlarım Nurşen Gülcemal, İlhami Karabağ, Mektap Altunlu ve Esra Aydın'a en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlar, sözlerimin sonuna gelirken önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmayacağıma, onun ilke ve inkılaplarını daima yaşatacağıma, bilimin, aklın ve vicdanımın doğrultusunda iyi hekimlik ilkelerini gözeterek mesleğimi yapacağıma, yaşamama, insan ve hayvan sağlığımı adayacağıma, giydiğim bu önlüğü onurumla taşıyacağıma söz veriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle arkadaşlarımın mezuniyet coşkusunu paylaşıyor, tüm arkadaşlarıma başarılarla dolu bir meslek yaşamı diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, bizler de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2019-2020 mezunları adına konuşması için dönem büyüğümüz Sibel Arslan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmasını gerçekleştirmek üzere Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ender Yasin'i alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. Öncelikle bu gerçekten çok güzel konuşmasından dolayı Sibel kardeşimize teşekkür ediyorum. Son derece işlem, son derece etkileyici bir konuşmaydı. Sayın rektörüm, sayın rektör yardımcılarım, sayın dekanlarım, Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanım, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, temsilcileri ve sayın hocalarım, saygıdeğer öğrencilerim ve kıymetli misafirler, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2020 yılı mezuniyet ve meslek yeminini töreni vesilesiyle bir aradayız. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyorum. Tabii biraz önce de ifade edildi, gönül isterdi ki bu türden anlamlı ve gerçekten güzel etkinliklerin daha geniş bir katılımla meydanlarda ya da konferans salonlarında olması beklenirdi. Ancak malum pandemi nedeniyle daha dar bir kapsamda ve online olacak şekilde bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii bu bizler için de bir ilk oldu, online etkinliğin gerçekleşmesi. Bu anlamda ben konuya sahiplendikleri için Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Teknik altyapıdan dolayı çalışmalarda bizlere destek olan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Burada görünen arkadaşlarımız var ama bunun haricinde de yine şu anda sistem üzerinde bizlere destek sağlayan arkadaşlarımız var. Onlara da özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah kısa sürede sağlıklı bir şekilde bu pandemi sürecini atlatırız ve karşılıklı olarak daha geniş alanlarda bu törelerimizi gerçekleştirebiliriz. Ve bu vesileyle de ben pandemide mücadele eden etkin rol oynayan hem meslektaşlarımızı hem bütün sağlık çalışanlarını da hem kutluyorum hem de kendilerine teşekkür ediyorum. Son derece özverili çalışmalarından dolayı. Değerli katılımcılar, hayvanların evcilleştirilmesiyle başlayan ve günümüze kadar gelen veteriner ekipliği baktığımız zaman son derece geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürür ve hizmet verir. Bunları genel kapsamıyla değerlendirdiğimiz zaman hayvan ıslahı, hayvan yetiştiriciliği, hayvan hastalıklarının tanısı, tedavisi, sağlatımı, salgın hayvan hastalıklarının
eradikasyonu ve önlenmesi, kontrol noktasında, veteriner halk sağlığı noktasında, gıda güvenliği noktasında ve hayvan refahı noktasında baktığımız zaman meslektaşlarımız hem bu türden geniş alanda hizmet verirler ve bizim mezun edeceğimiz arkadaşlarımız da şimdi bu alana katılarak da bu hizmetleri de bulunacaklar. Bu mesleğin ilk uygulamaları geleneksel yaklaşımlarla olmuştur tabii. Ancak özellikle 18. yüzyılda Avrupa'da meydana gelen ve çok geniş kapsamlı etkilenmeden olan sığır vebası hastalığından kaynaklanacak şekilde bu türden eğitim öğretimin daha bilimsel temellerle yapılması zorunluluğu ortaya çıkmış ve bu kapsamlı olacak şekilde 1761 yılında Lyon'da Veteriner Fakültesi Fransa'da ilk kez kurulmuş ama 1762 yılında da eğitimine başlamıştır. 1762'den sonra yine aynı yerde olacak şekilde 1764'te ikincisi kurulmuş ve bu şekilde devam etmiştir. Ülkemizde bundan yaklaşık 80 yıl sonrasında 1842 yılında İstanbul'da askeri veteriner okulu olarak eğitimine başlamış. 12 öğrenciyle başlamıştır. Bugün baktığımız zaman da bizim öğrenci sayımız yaklaşık 1613'tür. Dolayısıyla bu kapsam son derece genişletilerek devam etmiştir. Tabi tarihsel süreç içerisinde 1889 yılında Sivil Veteriner Okulu kurulmuş. İki kurum birleştirilmiş daha sonrasında 1921 yılında ve Yüksek Veteriner Okulu adı altında eğitimine, öğretimine devam etmiştir. 1933 yılından itibaren de tüm akademik ve idari personeliyle birlikte Ankara'ya taşınarak da Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde Veteriner Fakültesi olarak isimlendirilmiştir, adlandırılmıştır. 1946 yılında Ankara Üniversitesi kurulmuş ve bundan 2 yıl sonra da 1948 yılında da fakültemiz Ankara Üniversitesi bünyesine taşınmıştır. Bugün baktığımız zaman ülkemizde 2019 yılı ÖSYM kılavuzunda olacak şekilde 30 veteriner fakültesi vardır. Bunlar içerisinde Kıbrıs'ı ve Kırgızistan'ı da dahil ettiğimiz zaman sayı 30'dur. Ve veteriner hekim olarak da sahada çalışan meslektaşlarımız yönüyle düşündüğümüzde de yaklaşık 30 bindir sayı. Tabi meslektaşlarımız, mezun ettiğimiz arkadaşlarımız hem Tarım Orman Bakanlığı'nda, bunun haricinde Sağlık Bakanlığı'nda, aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda, belediyelerde birçok kamu kurumunda etkin şekilde görev alırlar. Bunun haricinde yine gerek kendi kliniklerinde, gerekse hayvan hastanelerinde de hem hayvan sağlığının korunması hem de halk sağlığının korunması noktasında hizmet üretirler. Eğitim noktasında değerlendirdiğimiz zaman da veteriner hekimliği, eğitim öğretimi genel kapsamları itibariyle fakültelerde olacak şekilde lisans eğitimi, sağlık bilimleri enstitüsü bünyesinde olacak şekilde lisans üstü eğitim şeklinde devam eder. Bununla birlikte yasal mevzuat oluşturulmuş ancak bir türlü başlatılamamış. Özellikle uzmanlık eğitimi şeklinde geçmişte yapılandırılmış ama ileriye dönük de önemli bir beklentimizdir. Bunun devam ettirilmesi istenir. Uzmanlık eğitimi bizim için son derece önemli. Ve yine meslek örgütleriyle büyük ölçüde istişareyle ve bir araya gelerek de yapılması gereken sürekli eğitim şeklinde bu eğitim öğretim faaliyetlerini ifade etmemiz mümkündür. Lisans eğitimindeki öncelikli amacımız da bizlerin temel veteriner hizmetlerini yerine getirebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip olan, mesleğin etik kurallarını gözeterek uygulayan, araştıran ve sorgulayan, kendisini sürekli yenileyip geliştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören ölçülerle veteriner hekim yetiştirmektir. Tabii bu anlamda özellikle altyapısı ve akademik kadrosu yeterli olan ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon süreçlerini tamamlamış olan fakültelerimizdeki eğitim öğretim son derece önemlidir. Bugün için ülkemizde birçok fakültede bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası akreditasyon noktasında. Fakültemize baktığımız zaman da Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2005 yılında uluslararası düzeyde EAB nezdinde uluslararası akreditasyonunu almış. Bununla birlikte VLK onaylı olacak şekilde de 2015 yılında ulusal akreditasyonunu tamamlamıştır. Tabi süreç bununla bitmiyor. Sürekli şekilde gerek üniversite gerek EAB nezdinde olacak şekilde sürekli kapsamlı denetimlerle de kendini sürekli güncel tutmakta, yenilemektedir. Ben özellikle genç meslektaşlarımıza da hitap etmek istiyorum. Hem burada olan arkadaşlarımız hem online bizleri takip eden arkadaşlarımız için gerçekten 5 senelik zor, meşakkatli ve güç bir eğitim programını tamamlayarak da veteriner hekim unvanını aldınız. Bu son derece önemli. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisinden mezun olacaksınız. Yaklaşık 178 yıllık bir tarihe sahip olan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olmak da elbette sizler için son derece önemlidir. Buradan aldığımız bilgi, beceri,
disiplin ile meslek hayatınızı icra edeceksiniz. Unutmayın ki sizler Mehmet Akif'in, Süreyya Tahsin Aygün'ün, Adil Mustafa Şehzade Başı'nın mensubu olduğunuz bir mesleğin temsilcileri olacaksınız. Bizlerin gurur kaynağı olacaksınız. Mensup olmakla da açıkçası bizlerden ayrılmayacaksınız. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi sizlerin sürekli kalıcı evin niteliğinde olacak. Genç meslektaşlarım, hangi disiplinden olursa olsun, özellikle üniversite eğitimi bütün dünyada bilginin yaklaşık %5-10'unu sizlere verecektir. Dolayısıyla mezun olurken sizlere biz anahtar niteliğinde olacak şekilde veteriner hekimliği diplomanızı vereceğiz. Ama bu anahtarı kullanarak meslek hayatınızı icra etmekte açıkçası sizlerin elinde olacaktır. Eğer hayatta mesleğinizi severek icra ederseniz mesleğini bir gün dahi çalışmış olmazsınız. Bu son derece önemli bir husus. Dolayısıyla bundan hareketle mesleğinizi severek icra edin. Mesleğinizi yaparken araştırmaya, okumaya, güncel gelişmeleri izlemeye devam edin. Unutmayın ki veteriner hekimlik mesleği her gün güncellenen dinamik bir meslektir. Hekimlik bir sanattır. Ve bu sanatınızı uygularken de mutlaka deontoloji ve etik ilkeleri gözeterek hareket edin. Tabii bu eğitim öğretim hayatı sırasında hocalarımızın, akademisyenlerin son derece önemli katkıları oldu. Genç meslektaşlarımızın eğitim öğretim hayatındaki en kilit isimler olmuş. Öğrenci kardeşlerimizi mesleki bilgilerle donatırken davranışlarımız ile de onlara örnek insanlar olmuş. Özverili çalışmalarınızdan dolayı da her birimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de bugüne kadar gerek fakültemizde gerekse veteriner hekimliği noktasında katkı sağlayan bütün akademisyenler, hocalarımızı da saygıyla anıyorum. Ebediyete irtihal edenleri de rahmetle anıyorum. Değerli velilerimiz, bugün elbette sizler için de son derece anlamlı ve özel bir gün. Yıllarca emek verdiğiniz, büyüttüğünüz evlatlarımız bir meslek sahibi olarak hayata atılacaklar. Bu vesileyle sizleri de içtenlikle tebrik ediyorum. Sizler için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok değerli katılımcılar, tabii burada biz Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin sadece bir fakültenin mezuniyet töreniyle bir arada bulunmuyoruz. ÖSYM kılavuzunda da olacak şekilde bizim aynı zamanda İngilizce programımız da söz konusu. Dolayısıyla bugün için bu programdan mezun olan arkadaşlarımız da var. O da bir ilk. Dolayısıyla ben bu vesileyle onlara da tebrik ediyorum. Onlar için de hayırlı olmasını diliyorum. Bütün bu düşüncelerle birlikte değerli genç meslektaşlarım, yolunuz ve bahtınız açık olsun. Hepinizi ayrı ayrı tebrik eder, meslek hayatınızda üstün başarılar dilerim. Genişten saygılarım var. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ender Yarsancı'mıza konuşması için teşekkür ediyoruz. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2019-2020 öğretim yılı mezuniyet töreni açış konuşmasını gerçekleştirmek üzere Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Necdet Ünvar'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. Çok değerli katılımcılar, değerli hocalarım, değerli başkanım, değerli öğrencilerimiz, salonda bizi takip eden değerli arkadaşlarım, değişik şehirlerde, değişik ortamlarda bizi takip eden çok değerli öğrencilerimiz ve değerli velilerimiz, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitiren, mezun olan ve Türkiye'nin pek çok noktasında hizmet edecek değerli kardeşlerimi kutlayarak konuşmaya başlamak istiyorum. Yaklaşık 3 aylık rektörlük döneminde en fazla etkinliğine katıldığım fakülte Veteriner Fakültesi oldu. Hemen hemen her ay mutlaka bir etkinliğine katıldık. Ve bunların her birine katılmaktan da çok mutlu olduğumu ifade etmem gerekiyor. Ayrıca fakültelerimizi
ve birimlerimizi ziyarete ilk başladığım noktada Veteriner Fakültesi oldu. Zira Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi sadece başarılarıyla değil, tarihiyle de hakikaten son derece önemli bir noktada. Tam 178 yıl önce İstanbul'da, Alkal'da kurulan, daha sonra fakültemiz, üniversitemiz kurulduktan sonra da buraya nakledilen bir fakülte. Hakikaten tarihi öneme ait bir fakültemiz. Ayrıca yaşadığımız pandemi döneminde de hep veteriner hekimlerimizin tek sağlık kavramını anlatmaya çalıştığı şeyin tam da anlaşıldığı bir döneme denk geldi. Tek sağlık dediğimiz zaman sağlığın sadece insan sağlığıyla uğraşan kişilerden, meslek mensuplarından oluşmadığını, eczacılık, hemşirelik, sağlık hizmetlerinin değişik alanları, diş hekimliği, veterinerliğin de o tek sağlığın kavramsal yapısı içerisinde olduğunu işaret eden çok önemli bir dönemdi. Dolayısıyla belki pandemiyle ilgili çok kötü hatıralarımız olacak. Kaybettiklerimiz var. Allah'tan onlara rahmet diliyorum. Hala hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımız var. Onlara da Allah'tan şifa diliyorum. Ama bu dönem veteriner hekimliği gerçekten önemi daha çok anlaşıldığı bir dönem. Dolayısıyla sadece burada dereceye giren Sibel, Mehmet, Kerem'i değil, bütün kardeşlerimi ayrı ayrı kutlamak istiyorum. Şüphesiz Sibel'in hem derecesini hem güzel konuşmasını tebrik ediyorum. Bu çok çok önemli. Ama bilsinler ki dereceye girse de girmese de tas olan insanların gönlüne girmektir. Ben Ankara Üniversitesi gibi çok güzide bir üniversitenin mezunu olarak halkımızın gönlüne girecek işler yapacağına da yürekten inanıyorum. Değerli katılımcılar, 178 yıl önce temeli atılan bir fakülteden bahsediyoruz. Hakikaten çok çok önemli bir tarih. Kurumları güçlü yapan sadece şu andaki durumları değil, aynı zamanda tarihlerdir. O tarihten aldığı güç onlara ayrı bir iş yapma kudretini de beraberinde getirir. İşte Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi de böyle bir tarihi misyonla devam eden, süre giden bir fakülte. O yüzden kardeşlerimizin bunu hiç unutmaması gerektiğini de düşünüyorum. Kaldı ki Ankara Üniversitesi'ndeki tarihi bile 72 yılın çok eski bir döneme denk düşüyor ve o 72 yıldır da Ankara Üniversitesi bünyesinde çok önemli hizmetler yapıyor. 177 yıldır olduğu gibi bugün de Veteriner Fakültemiz bilgisini, tecrübesini, imkanlarını ülke ve insanlık yararına kullanarak toplumun hassasiyetlerine, geleneklerine ve milli değerlerine duyarlı, ülkemizin sorunlarının farkına varan ve bu alanlara yönelik iyileştirme çabalarında öncü rol üstlenen bir kurum ilke ve gayesi ile nitelikli araştırmalar yaparak geleceğe daha emin ve güçlü adımlarla ilerlemeye ve bu ülke için veteriner hekimler yetiştirmeye devam etmektedir. Sibel kardeşimin konuşması gerçekten çok güzeldi. İçten gelen, duygularını ifade eden ama gelecekte de daha güzel şeyler yapma gayretini de ifade eden, haykıran bir sesti. Ve inanıyorum ki bizi gerek salonumuzda, gerekse ekranların başında izleyen genç veteriner hekimlerimizin hepsinin hislerine tercüme olan bir konuşmaydı. Hepsinin adına bu konuşmayı yaptığını da kendisi ifade etti. Ben de konuşmayı duymaktan, dinlemekten çok mutlu oldum. Tabii veteriner fakültemiz aynı zamanda uluslararası akredite bir fakültedir. Uluslararası akreditasyon kolay kazanılan bir iş değildir. Burada Belgin Hocam'ı da tebrik ediyorum. Onun da çok gayreti oldu. Bir önceki dekanımız. Ender Hocamızın da aynı misyon devam ettireceğini, hocalarımızla hep beraber ekip ruhu içerisinde bu akreditasyonu daha da ileriye götüreceğine yürekten inanıyorum. Bir noktayı yakalamak önemlidir. Ama yakaladığımız noktayı sürdürmek, daha ileriye götürmek
daha da önemlidir. Ankara Üniversitesi camiası mezun olmakla tam da böyle bir misyonun gereği olan bir husustur. Konuşmanın bu bölümünde değerli öğrenci kardeşlerime de hitap etmek isterim. Değerli kardeşlerim, biraz sonra, törenden sonra sağlık sektörünün her alanında hizmet veren hekimlerimiz için hem kanuni hem de kalbi açıdan çok önemli bir yemini namusunuz ve şerefiniz üzerine edeceksiniz. Yemin çok önemli bir ahittir ve insanın ömrünün sonuna kadar da uyması gereken bir husustur. Zira her şeyi kaybedebilirsiniz, kaybettiğiniz şeyleri tekrar kazanabilirsiniz ama iki şeyi kaybettikten sonra kazanmak mümkün değil. Bir tanesi sağlık, öbürü itibar. Dolayısıyla yeminimiz bizim ömrümüzün sonuna kadar göz bebeğimiz gibi korumamız gereken itibarımızın da bir nişanesi olacak. O anda da tekrarlayacağımız gibi yeminde mesleğinizi yaparken etik değerlerden asla ayrılmayacağınızı biliyorum. Ama bunu unutmamanızı da temenni ediyorum. Bu çerçevede ilkeli olmanızı ve ilkeli olursanız sizinle çalışacak ya da sizlerden öğrenecek kişiler ve sizlere başvuranlar da kararlarınız ve güveninizden herhangi bir şüphe duymayacaklar. Olaylara, durumlara, kişilere, kendinize yarar sağlayacak şekilde değişen tavırlar sevgilerimiz. Daima tutarlı, kararlı ve herkes önce kendinize karşı doğru ve dürüst olun. Her şeyden önce kalbimizi rahatlatmamız gerekiyor. Çünkü vicdan bizim için en önemli kriter ve en önemli göstergedir. Ayrıca vefalı olacağınızı biliyorum ama bir kez daha burada değerli Hazirun'un huzurunda tekrarlamak istiyorum. Vefa son derece önemlidir. Bakınız Hazreti Mevlana ne demiş? Dostlarını daima vefa ile hatırlayacağım. Arayan sen ol, bulan sen. Tanıyan sen ol, kucaklayan yine sen. Kula vefası olmayanın hakka vefası olmaz. Ahde vefa bizim değerlerimizin, geleneklerimizin en önemli unsurlarından birisidir. Bunu da yapacağınıza inanıyorum. Vefayı kime göstereceksiniz? İşte başta ailenize, hocalarınıza, arkadaşlarınıza, üniversitenize, veteriner fakültenize, kısaca size emeği geçen herkese vefa göstermek ve vefayı sürdürmek durumundayız. Mesleğinizi yaparken araştırmaya, okumaya, gelişmeleri izlemeye daima duyarlı olmak lazım. Çünkü acımasız bir rekabet dünyasında yaşıyoruz. Artık bir adım geride kalanın aslında bir adımdan daha çok geride kaldığı bir dünyada yaşıyoruz. Sürekli yeni şeyler üretmek, yeni şeyler ortaya koymak durumundayız. O sebeple daima kendimizi yenilemeye ihtiyacımız var. Bilginin çok öne çıktığı bir çağda yaşıyoruz. Bugün koronavirüsle mücadele sürecinde de bilginin daima önde olduğu, bilginin daima kazandığı bir dönemdeyiz. O yüzden sizler de lütfen bilginizi daima yenileyin, daima meraklı olun, araştırmaya hazırlıklı olun. Öğrencilerimizin kıymetli velilerine, annelere, babalara da birkaç kelime ifade etmek isterim. Sizler 5 yıl boyunca evlatlarınızı bize emanet ettiniz. Emin olunuz ki benden önceki dönemde de, benim dönemimde de Ankara Üniversitesi bu emanete en güzel şekilde sahip çıkmaya devam etti. Ve bizler sizin 1001 emekle büyüttüğünüz evlatlarınızı 5 yıl boyunca bu ülkeye en güzel şekilde hizmet eden veteriner hekim olmaları için gayret sarf ettik. Hamdolsun bugüne geldik. Biraz sonra yemin edecek ve evlatlarımız ülkemizin dört bir yanına dağılarak hizmet etmeye devam edecek. Bizler 5 yıl önce teslim ettiğiniz, emanet ettiğiniz yavrularımızı şimdi sizlere birer veteriner hekim olarak yolluyoruz. Yani boyunlarında altın bir kolye var. Türkiye'nin en güzel mesleklerinden birisine sahip insanlar olarak yolluyoruz.
Hiç şüphem yoktur ki evlatlarımız her zaman sizlerin yüzünü güldürecek. Onlara verdiğiniz ve bizim verdiğimiz emeklerin değerini bilecek. Başarılarıyla hem sizlere hem bizlere de gurur verecekler. Değerli hocalarım, veteriner hekimliği fakültemizin çok değerli hocaları, sizlere de ayrı bir paragrafta teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten bir öğretmen bir cümlesiyle insanların ufkunu açar, görüşünü değiştirir, bakışını değiştirir. Sizler de onu yaptınız. 5 yıl önce kucakladığınız öğrencilerimizi bugün örnek veteriner hekimler olarak uğurlamanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Gelecekteki meslektaşlarınıza her gün yılmadan tecrübelerinizi aktardığınız için, ilkeli, vefalı, dürüst bireyler yetiştirdiğiniz için hepinize üniversite adına çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Ve konuşmamın sonunda yine buradan biraz sonra veteriner hekim sıfatıyla ayrılacak olan öğrencilerimize şunu hatırlatmak isterim. Biraz sonra meslek yeminizi yaptıktan sonra sizleri öğrencilikten veteriner hekimliğe uğurlayacağız. Bu adım her birinizi sadece veteriner hekim yapmayacak. Mesleğinize birer Ankara Üniversitesi olarak katılmanızı sağlayacak. Ne kadar gururlansanız azdır. Türkiye'nin en iyi üniversitesinde ve üniversitemizin en güzide fakültelerinden birisini bitirmiş, mezun olmuş, buradan diplomasını almış insanlara ayrılacaksınız. Ama bizi ve üniversiteyi asla unutmayın. Unutmayacağınızı biliyoruz. Kalbinizde daima Ankara Üniversitesi'nin bir köşesinde, güzide yerinde Ankara Üniversitesi'nin sevgisini sürekli yaşatacağınızı da birlikte inanıyoruz. Üniversitenizin ve fakültenizin sizlerin ikinci bir yuvası olduğunu, ne zaman ihtiyaç duyarsanız, ne zaman isterseniz sizlerin daima yanında olacağınızı bilmenizi isterim. Bu duygularla mezuniyetinizin başta ailenize ve daha sonra tüm milletimize hayırlar vesile olmasını diliyor. Yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Tekrardan kutluyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2019-2020 öğretim yılı mezuniyet töreni açış konuşması için rektörümüz Profesör Doktor Sayın Necdet Ünvar'a teşekkür ediyoruz. Sayın rektörüm, kıymetli konuklar, öğrencilerimiz yıllar boyu dünyanın en özel mesleklerinden birini icra edebilecek olmanın heyecanıyla çalıştılar, başardılar ve bugün saldırı dolayısıyla aramızda olamasalar da onları temsil eden 4 arkadaşımız aramızdalar. Dijital ortamda ise mezuniyet için hazır bekleyen tüm öğrencilerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Ve bu arada az sonra ödül alacak olan 2 öğrencimizi daha davet edeceğiz. Fakültemizi bu yıl 4. olarak tamamlayan Zeynep Bideci alkışlarımıza geliyor. Özel bölgemizden birini alacak olan yine isimlerden bir aramızda Tuğba Kerem. Evet, az sonra da veterinerlik meslek yeteneğimizi dijital ortamda bizimle birlikte olan tüm öğrencilerimizle birlikte gidecekler ve veteriner hekim olarak mezun olacaklar. Bu yerine şahitlik ve eşlik etmek üzere Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ender Yarsan'ı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Ve davet edeceğimiz bir isim daha Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sayın Ali Eroğlu. Alkışlarımızla davet ediyoruz. Sahneye alıyoruz.
Veteriner hekimlik dünyanın en kutsal, en zor ve en çok dikkat edilmesi gereken mesleklerinin başında geliyor. Bu mesleği icra edecek olanlar, yani veteriner hekimler, çok çok daha dikkatli çalışmalar yapmalıdır. Bunun için de özellikle meslek yeminlerini asla unutmamalıdırlar. Bu nedenle mezunlarımıza diplomalarını vermeden önce meslek yeminlerini getireceğiz. Yeminimizi ettirmek üzere Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Talay Başar Gül hocamızı alkışlarınızla güzel alkışlıyoruz. Sayın rektörüm, sayın dekanlarım, meslek örgütlerimizin değerli başkanları, değerli temsilcileri, değerli hocalarım, değerli aileler ve sevgili öğrenci arkadaşlarım, sıra ilk kez 1981 yılında Atatürk'ün doğumunun 100. yılı dolayısıyla hocam Profesör Doktor Feruh Dinçer tarafından yazılan ve uygulanan meslek yeminimize geldi. Aramızda bu andı ilk içen hocalarımız var. Onları görmenin de ayrıca heyecanını yaşıyorum. Evet, şimdi mezunlarımız insani, ahlaki ve vicdani değerlerinin üzerlerine yemin edecekler. Onların sözlerine şahitlik etmek üzere sizleri ayağa davet ediyorum. Ve değerli arkadaşlarım, sizler bizi izleyen bütün arkadaşlarımızın sesi olacaksınız. Bu bilinçle öncelikle içtenliğinizin bir ifadesi olarak sağ elinizi kalplerinizin üzerine yaslamanızı istiyorum. Şimdi de Cumhuriyet'in ilk üniversitesinin çocuklarına, Atatürk'ün çocuklarına ve Ankara Üniversitesi'nin çocuklarına yakışan seslerinizle sözlerimi yine elmenizi istiyorum. Ben Tamari Baş Ağaçgül. Ben Kerem İsmail Somon. Veteriner hekimliği mesleğinin üyeleri arasına katıldığım şu andan başlayarak yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma sanatımı doğrulukla yapacağıma mesleğimin onurunu koruyacağıma Dünya çapında geliştirilmesine hedefleyeceğime bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma hayvan ve insan sağlığına Çağdaş anlamda hizmet sunmayı ilke edineceğime çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma hasta sahiplerinin Duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma mesleki bilgimin gereğini yaparken sosyal, siyasal ve inanç farklılığı gözetmeksizin sanatımı uygularken öğreneceğim sırları Açıklamayacağıma bilimsel yöntemlerden sapmadan deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek
ve mesleğimin onuru önünde şeref sözü verir. And içerim. Evet, artık gerçek birer veteriner hekimsiniz arkadaşlar. Yolunuz aydınlık olsun. Evet, veteriner hekimlik meslek yeminimiz için fakültemiz veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji hakimleri öğretimcisi Profesör Doktor Sayın Tamay Başar Gül hocamıza teşekkür ediyoruz. Yine aynı zamanda veteriner fakültemizde gelen Profesör Doktor Sayın Ender Yarsan ve Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sayın Ali Eroğlu'na da teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki şu an 192 veteriner hekimimizde bizleri dijital ortamda takip ettiler. Yeminlerini hep birlikte burada bizlerle birlikte olan arkadaşlarımızla birlikte ettiler. Her birini ayrı ayrı kutluyoruz. Şimdi de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni 2019-2020 öğretim yılında birincilikle tamamlayan ve dönem arkadaşlarıyla birlikte yeminlerini eden veteriner hekim olan Sibel Arslan'ı yaş kütüğüne yakın çakmak üzere alkışlarınıza davet ediyoruz. Evet, genç arkadaşlarımızı kutluyoruz ve alkışlarımızda onları sadece biraz daha mutlaka alıyoruz. Zira hediyelerini ve ödüllerini takip edeceğiz şimdi. Hediye numaraya dönüşecekler tabii ki. Hediyelerimizi ve aynı zamanda diplomalarımızı takdim etmek üzere Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Necdet Ünivar ve Dekanımız Profesör Doktor Sayın Ender Yarsan'ı alkışlarınıza sahip edelim. Müdahale etmek istiyorum. Ali Bey ve Belgin Hanım da davet ediyorum. Ali Bey, Belgin Hanım. Sayın Rektörümüze, Sayın Dekanımıza, önceki Dekanımıza ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve alkışlarınıza yayını kutluyoruz. Sayın Rektörüm, kıymetli konuklarımız, mezun olan öğrencilerimizden, dereceye gelenlere, mesleğimizle ilgili kurumlardan, sivil toplum örgütlerinden ve firmalardan çeşitli hediyeler verilmedi. İlk olarak Veteriner Hekimler Derneği'nin hediyeleri takdim edilecek. Hediyelerimizi takdim etmek üzere Sayın Dalçın Köksal'ı alkışlarınıza davet ediyoruz.
Eczacılarımızla birlikte takdim edilen altınlarımız efendim kendilerine, öğrencilerimize ve yazılarımıza takdim ediliyor. Hocam burada en yok. Sayın hocam. Altın hocam. Bu da önemli. Verin de efendim. Verin. Buyurun. Olmaz bir tane daha vermeniz lazım. Bir tane daha vermeniz lazım. Diğer kardeşlerimden özür diliyorum. Sayın Dekan'la paylaşmıştım. İlk üç için demiştim. Diğerler ne diyeceğini ben mutlaka ekleyeceğim. Kendilerini kutluyorum. Mehmet Bey'in genç meslektaşımızın da iletirsiniz. Evet Sayın Yalçın Göksal'a teşekkür ediyoruz. Ve Veteriner Hekimler Derneği'nin takdirimizi Ankara Bölgesi ve Veteriner Hekimler Odası'nın hediyeleri takdirimiz. Hediyelerimizi takdim etmek üzere otomuz adına aramızda olan Doktor Sayın Hüseyin Pınar Kaya'yı alkışlarımıza davet ediyoruz. Yine altın bir kitap hediyelerimiz olacak. Nutuk, evet Atatürk'ün Nutuk adlı eserini takdim edecekler. Hocam buradayız. Oldu mu? Evet, hediyelerimiz için Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası'na teşekkür ediyoruz. Odamız adına Doktor Sayın Zeynep Pınar Kayar'sine birlikteydi. Teşekkür ediyoruz. Tekrar Ofisyen Anonim Şirketi'nin hediyelerini takdim etmek üzereyim. Aranızda ilk gün yok buradan. Ancak biz rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Ayşen'e Baydın ve Ziraat Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Sayın Hasan Hüseyin Atar'ı davet ediyoruz. Aramızda ise yerlerimiz. Alkışlarınızı efendim. Yaklaşık 200 mezunumuz adına şu an aramızda 4 mezunumuz yer almakta. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültemizin en genç veteriner hekimleri gemilerine ettiler. Hocam size gönlünüzü verin hocam. Evet, çok resimli hediyelerim geldi. Şu an evet. Ekran yardımcımız Profesör Doktor Sayın Ayşen Apaydın hocamız takdim ediyor. Evet hocam. Rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Ayşen Apaydın'a teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de Beyaz Ek Sanayicileri ve Damızlıkçıları Derneği'nin hediyeleri takdim edilecektir. Hediyelerimizi takdim etmek üzere Rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Hasan Serdar Öztürk'ü davet ediyoruz. Alkışlarınızı. Rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın
Hasan Serdar Öztürk hocamıza teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de Hasret'in hediyeleri takdim edecektir. Hasret adına aranızda olan Sayın Yasin Bey ve Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Ercan Beyazıt hocamızı davet ediyoruz. Evet, toplanalım. Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Ercan Beyazıt hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de altın bilekler, marketler zincirinin hediyeleri takdim edilecektir. Hediye çeki takdim edilecek. Siyasal Bilgiler Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Sayın Orhan Çelik ve Veteriner Fakültemiz Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Hakan Öztürk hocamızı davet ediyoruz. Evet, Hakan Öztürk hocamız takdim edecekler altın bileklerin hediye çekleri. İlk dörde olan hediye çekleri. Veteriner Fakültemiz Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Hakan Öztürk hocamıza teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi'nin hediyeleri verilecek. Başkanımız Sayın Ali Eroğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Veteriner Hekimlerimize Sayın Ali Eroğlu tarafından rozetleri de yapılıyor. Buradan hocam. Ali Bey makas kesmiyor Ali Bey. Evet, tüm mevcutlarımız adına birincimize rozeti takıldı efendim. Thank you.
sendikali hediyeleri var. Ancak daha sonra takdim edilecek kentlerine, genç mezunlarımıza. Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanımız Sayın Ali Eroğlu'na teşekkür ediyoruz. Hem rozetlerini taktı, hediyelerini takdim etti ve konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüyü kendisine bırakıyoruz. Sayın Dekanım, Dekan Yardımcılarım, Sayın Dekanım, Dekan Yardımcılarım, Sayın Hocalarım, Sayın Medek Başkanım, değerli meslektaşlarım, öğrenci demiyorum çünkü hepsi veteriner hekim oldu. Değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar, ben de Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Veteriner Hekimleri Derneği Başkanımız, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Başkanımız, ben de Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve şahsım adına bu seçkin heyeti selamlarımla, saygılarımla, saygılarımla selamlıyorum. Tabii Sayın Rektörüm bağışlasın. Efendim sona kalmak bazen avantajlıymış. Bazen de umumiyette dezavantajlı diyorlar. Sebebi de ya konuşulanlar konuşuldu, seninle konuşacaksın. Zaten size çok teşekkür ediyorum efendim. Sayın Dekanımıza ve dönem birincisi Sibel Kılık kızımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok anlamlı, çok değerli konuşmalar oldu. Ben sözlerime başlamadan önce veteriner hekimliği denildiği zaman Mehmet Akif'i unutmamak lazım. Merhumu ve diğer meslek büyüklerimizi Süreyya Tahsin Aygün'ü bilim dünyasına nakşedilmiş, tarihi görevleri yerine getirmiş Adil Mustafa Şehzadebaşı'nı ve pek çok veteriner hekim meslektaşımızı, büyüklerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Ve mesleğimizde gerçekten çok önemli katkıları olan, ben de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin Türkiye'de ilk veteriner fakültesi olması ve daha sonraki süreçte Türkiye'deki çok değerli veteriner hekimlerin yetişmesinde önemli katkısı olan bir fakültedir. Ve Ankara Üniversitesi mezun olmak da ayrıca bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum. Tüm hocalarımızı şu anda yaşları epey ilerli, hasta olan hocalarımızla zaman zaman ben görüşüyorum. Onlara da acil şifalar, iyi hayırlı ömürler diliyorum. Bugün biz de Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak çok mutlu ve sevinçli olduğumuz bir günü yaşıyoruz. Olağanüstü şartlarda bu şekilde organize edilen bu program gerçekten çok anlamlı ve çok değerli. Bir kez daha bugün dolayısıyla hem sevinçliyiz hem gururluyuz. Ben öncelikle mesleğimize katılan, meslek ailemize katılan meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Mesleğimize hoş geldiniz diyorum. Onları yetiştiren ve bugüne getiren eğitim ve öğretimi mimarları, çok değerli hocalarıma da şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarım, siz Sayın Dekanımızın da belirtmiş olduğu gibi çok zor olan bir eğitimi, ki veteriner hekimlik eğitimi gerçekten zordur. Zor fakültelerinden bir tanesidir ülkemizin. Bu zoru başardınız. Bunun için sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Okul bitti. Sevinçlisiniz ama hayatınızın çok güzel günlerini geride bıraktığınızı lütfen unutmayın. Ve bundan sonra tabii ne olacak? Bundan sonra başka hayatınızın başka bir şeyi başlıyor, bölümü başlıyor. Ben yapmış olduğunuz yemine sadık kalarak mesleğimizi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum. Ve bir kez daha başarılar diliyorum. Sayın Rektörümüzün de
belirttiği gibi, vurguladığı gibi öğrenmenin yaşı yoktur. Okulu bitirmeyle öğrenme bitmiyor. Hele veteriner hekimlikte, yani hekimlikte bitmiyor. İşte şu anda dünyada yaşanan olağanüstü süreçte bunların bunun örneklerinden bir tanesi, çarpıcı örneklerinden bir tanesi. Dolayısıyla kendimizi geliştirmemiz ve bilginin her türlüsüne ulaşmamız gerekiyor. Ve kısaca hayat mektebini de başarmamız gerekiyor. Yeni yüzyılda veteriner hekimlere çok daha fazla kapsamlı görev ve sorumluluklar yüklenmiştir. Veteriner hekimler sadece üzerinde beyaz önlüğü, tarihli muazı görün, boynunda stetoskop olan bir meslek grubu değildir. Veteriner hekimler hayvan sağlığı, insan sağlığı ve çevre sağlığıyla aynı anda mesleği icra eden, aynı anda hizmetler veren bir meslek grubudur. Sayın Dekanımız, veteriner hekimlerin görevleriyle ilgili hayvan sağlığı, gıda güvenliği, hayvan refahı, hayvan hakları, çevre sağlığı, veteriner hak sağlığı, hatta oraya yaban hayatını ve başka biyogüvenliği, biyoteknolojiyi, biyotıpı da ilave edebiliriz. Dolayısıyla veteriner hekimler böyle çok kapsamlı bir faaliyetleri olan meslek grupları, hele hele bu COVID-19 salgını sürecinde de zorluklarla mücadelede üstlendikleri görevlere baktığımızda sonuç olarak biz baştan beri şunu söylüyoruz. Veteriner hekimsiz bir toplum sağlığının olmayacağı bu şekilde de gözler önüne arz edilmiş oluyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak değerli meslektaşlarım, değerli hocalarım, değerli katılımcılar, biz mesleğimizi en iyi şekilde temsil etmeye, hak ve yararlarını korumaya, standartları yüksek bir veteriner hekimliği oluşturmaya, ülkemizin hayvancılığının gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması için politikalar üretmeye, stratejiler geliştirmeye gayret ediyoruz. Sloganımız ileri hayvancılık için ileri veteriner hekimliktir. Eğer standartları yüksek bir veteriner hekimliği Türkiye'de başaramazsak bir takım sıkıntıları ortaya çıkacağını bugünden söylemek gerekir diye düşünüyorum. Yine Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak mesleğimiz ve meslektaşlarımızı ilgilendiren fakülte eğitimi ve sonrasındaki sürekli eğitim süreci, ilk gün yeterlilikleri, uzmanlık, kamuda istihdam, kamu veteriner hekimlik otoritesinin oluşturulması, özlük hakları, kamu dışında istihdam, muayenehane, klinisyen hekimliği, kurumsallaşma, meslek etiği, deontoloji ve mesleki dayanışma gibi daha birçok konudaki olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve mesleğimizin hak ettiği yerde olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, biraz önce söylediğim noktada veteriner hekimler sağlığın temel aktörlerinden olan meslek grubunu temsil ediyorlar. Dolayısıyla biz veteriner hekimlikte her zaman olduğu gibi bugün de vurguluyoruz. Öyleyse en genç evlatlarımıza, kardeşlerimize şöyle seslenmek isterim. Hep birlikte özellikle meslek etiğinden kurumsallaşmaya kadar her konuya lütfen sahip çıkın. Etiği olmayan, etik değerlere dikkat edilmeyen bir mesleğin değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarım geleceğini onaramazsınız. Geleceğinde bir takım travmalar yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla meslek etiğini çok önemsiyoruz. Mesleğimizin itibarını mutlaka koruyalım. Ona neke getirecek hiçbir davranış ve uygulamanın içinde olmayalım. Birbirimize destek olalım, sevip, sayalım ve meslekte birlikteliği mutlaka sağlayalım. Mesleğimizin ve çok sevdiğimiz ülkemizin hak ettiği ileri ülkelerin seviyesine gelmesi için var olalım. Ümitsizliğe kapılmadan, gerçekleri görerek, günü kurtarma değil, geleceğe sahip olma adına hareket edelim. İnsanları yaşatan ve başarıya götüren en önemli unsurun umut olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Bizler meslek örgütlerinin yetkilileri olarak yarın bu bakanları sizlere teslim edeceğiz. Başka meslektaşlarımız gelecekler. Sizlerle hep güzellikleri paylaşmak isteriz. Bu nedenle veteriner hekimler için, ülkemiz için
veteriner hekimlerle el ele güven ve birlik içinde daima ileriye bakmamız ve biz de daima ileriye diyoruz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve odalarımız mesleğimiz ve meslektaşlarımız için yani sizler için vardır. Sizleri temsil etmektedir. Bugün Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin 56 bölge ve il odası vardır Türkiye'nin değişik yerlerinde. Dolayısıyla sizler de ülkemizin değişik illerinde, yerlerinde, bölgelerinde görev yapacaksınız. Lütfen özellikle ben istirham ediyorum. Gittiğiniz yerlerde mutlaka meslek örgütlerimizde, odalarımızda sıkı bir ilişki içerisinde olmak lazım. Ve mesleki problemlerimizi ve daha güzeli nasıl yakalayabileceğimizi, standartlarımızı nasıl çağdaş hale getirebileceğimizle ilgili konulara da lütfen zaman ayırın diye düşünüyorum. Bunlar, bu örgütler, bu meslek kuruluşları varlığını sizlerle devam ettirecektir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu yaşanan zor süreçte zor süreç dikkate alınarak gerçekleştirilen bu anlamlı mezuniyet töreni için ben öncelikle Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Sayın Dekanımıza ve katkısı emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu mutlu sonun öncelikle ailelerinize ve sizlere hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri kutluyorum. Tekrar tüm katılımcılara selam ve saygılar sunuyorum. Sayın Ali Eroğlu'na teşekkür ediyoruz efendim. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültemizin mezuniyet törenlerinin vazgeçilmez geleneklerinden biri olan özel ödüllerimizin verilmesiyle devam ediyoruz. Fakültemiz emekli öğretim üyelerinden merhum Profesör Doktor Metin Taşbaş, yıl kaybı olmadan mezun olan ve anatomi dersinden kalmadan en yüksek not ortalamasına ulaşan öğrenciyi ödüllendirmek üzere Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na şartlı bağışta bulunmuştur. 2019-2020 öğretim yılında mezun olan veteriner hekim Tuğba Kerem bu ödülü almaya hak kazanmıştır. Alkışlarınızı ön tarafa davet ediyoruz Tuğba Kerem'i. Ve Profesör Doktor Metin Taşbaş anatomi ödülünü vermek üzere anatomi anabilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Önder Orhan hocamızı alkışlarınıza davet ediyoruz. Veteriner Hekim Tuğba Kerem'i kutluyoruz. Profesör Doktor Metin Taşbaş anatomi ödülüne layık görüldü. Profesör Doktor Sayın Önder Orhan hocamıza da teşekkür ediyoruz. Ve sırada Doktor Mustafa Serdar Altın Saat Patoloji Ödülü var. Doktor Mustafa Serdar Altın Saat adına her yıl verilen bu ödülümüzü 2019-2020 öğretim yılında yıl kaybetmeden mezun olan ve patoloji derslerinden en yüksek not ortalamasına ulaşan aynı zamanda fakültemiz birincisi veteriner hekim Sibel Arslan almaya hak kazanmıştır. Alkışlarınıza sahnenin ön kısmına davet ediyoruz. Ve ödülü kaybetmek üzere Profesör Doktor Sayın Çiğdem Altın Saat ile birlikte merhum Doktor Mustafa Serdar Altın Saat'in kardeşi Sayın Kenan Altın Saat'i davet ediyoruz. Doktor Mustafa Serdar Altın Saat Patoloji Ödülü kazanan fakültemiz birincisi veteriner hekim Sibel Arslan'a teşekkür ediyoruz. Kutluyoruz kendisini ve Profesör Doktor Çiğdem Altın Saat ile yine merhum Doktor Mustafa Serdar Altın Saat'in kardeşi Sayın Kenan Altın Saat'e teşekkür ediyoruz.
Sıradaki sevgili Özgür var değerli konuklarımız. Ankara Ekoloji Müdür Yardımcısı Doktor Azize Açıdar'ın sahibi olduğu ve 16 Mart 2011 tarihinde 19 yaşında hayatını kaybeden köpeği Dacil'in anısına düzenli olarak Dacil Sevgi Ödülü vermek için Veteriner Fakültemiz Dekanlığı'na müracaat etmiş ve bu yöndeki isteği fakülte kurulu tarafından kabul edilmiştir. 2019-2020 öğretim yılında belirlenen koşullar çerçevesinde Ödül Değerlendirme Komisyonu Veteriner Hekim Cansu Akbaş almaya hak kazanmıştır. Kendisi şu anlarımızda değil, bu nedenle ödülü fakültemiz üçüncüsü Kerem İsmail Tomor, Cansu Akbaş adına alacak ve kendisine daha sonra ilgilenir. Kendisini davet ediyoruz ve Daki Sevgi Ödülü vermek üzere Profesör Doktor Sayın Ali Uyum hocamızı davet ediyoruz. Evet, Daki Sevgi Ödülü'nü kazanan Cansu Akbaş'ı kutluyoruz. Profesör Doktor Sayın Ali Uyum hocamıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli konuklarımız, son olarak Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necdet Ünvar hocamız genç mezunlarımıza, geleceğe giren mezunlarımıza hediyelerimizi takdim edecektir. Alkışlarınızla Sayın Rektörümüzü davet ediyoruz. Bu arada bir hediye de yine Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden şu an aramızda olan araştırma görevlisi Doktor Ekin hocamız. Şu an yaşamı, doğayı, dünyayı birlikte paylaştığımız dostuyla birlikte aramızda, kendisini davet ediyoruz. Blue, hoş geldin Blue. Bir de beraber çekebilir miyiz? Blue'nun hediyesi. Evet, araştırma görevlisi Doktor Ekin hocamıza teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Rektörümüze ve Sayın Dekanımıza teşekkür ediyoruz efendim. Yani ne oluyoruz arkadaşlarımıza? Konuklarımız, her yıl biz bugünlerde, daha doğrusu mezuniyet günümüzde, tam da bu saatlerde 200 aşkın mezunumuzla heyecanlı bir seremoni gerçekleştiriyoruz. Kepaz'a. COVID-19 salgını dolayısıyla bu yıl bunu tam olarak gerçekleştiremiyoruz. Ancak sembolik de olsa bir kep atma heyecanı da yaşatmak istiyoruz genç veteriner hekimlerimize. Tüm mezunlarımız adına keplerimizi fırlatmak üzere hazır bir değerli veteriner hekimlerimiz. Beşen geri doğru sahneye başlıyorum. 5, 4, 3, 2, 1 ve kepler havaya! Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlarım, kıymetli konuklarımız. Yaşam adını verdiğimiz o büyük sevmenin en önemli sayfalarından biri daha bugün doğurdu. Doğduk, öğrendik, anne ve babalarımızın korumasında onların varlığıyla gücümüze güç kattık ve bugün artık özgür birer bilim olarak kendi ayaklarımız üzerinde yeni bir sürecin yeni adımını yaşıyoruz. Yaşamlarının yeni döneminde en genç veteriner hekimlerimize başarı ve mutluluklar diliyoruz. Ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. yıl salonundan alkışlarımız size ve sizleri iliştiren alkışlarımızla eminim şu an hem Ankara babalarımıza hem de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde sizleri iliştiren çok kıymetli hocalarımıza. Kutluyoruz sizleri veteriner ekibimiz. Varlığınız bize güç katmaya devam edecek ve Ankara Üniversitesi ailesi sayenizde çok daha güçlü hale gelecektir.
Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlarım ve kıymetli konuklarımız. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2019-2020 öğretim yılı mezuniyet töreninin böylece sonuna geldik. Katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Ve genç ve kendi ekiplerimizde hayatlarından başlıklar. Thank you.